Azıcık aşım, kaygısız başım tariflerinden tekrar merhaba. Bugün sizler için basbulsa tarifi paylaşmak istiyorum. Basbulsa için Arap dünyasının meşhur revanisi diyebiliriz. Coğrafyasına göre birbirinden farklı yapılışları var. Ben tattığım ve sevdiğim tarifi paylaşmak istiyorum. Buyurun hemen başlayalım. Öncelikle şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için tenceremize 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı da su alıyoruz. Orta ateşe yerleştirdiğimiz tenceremizdeki şerbetimiz kaynamaya başladığında çok ince bir dilim limon ekleyerek bir 10 dakika daha ocakta tutuyoruz. Daha sonrasında altını kapatıp soğumaya alıyoruz. Artık hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Hamur malzemelerimiz videonun açıklamalar bölümünde mevcut. Tek tek saymak istemedim. Hemen hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Karıştırma kabımıza 1,5 su bardağı normal irmik alıyoruz. 1 çay bardağı kadar da 0 numara irmik kullanmamız gerekiyor. Ancak bunu marketlerde bulmak kolay değil. Bu yüzden evde kullandığımız irmiğimizi kahve öğütücüsünde ya da bir rondoda 2-3 dakika çekerek bu irmiği elde etmeye çalışıyoruz. Normal irmikten daha ince yapılı bir irmik elde etmiş oluyoruz. Ekledikten sonra 1 çay bardağı ağzına kadar dolu bakın şeker ekliyoruz. Üzerine de bir paket kabartma tozu ekleyip malzemelerimizi kabaca bir karıştırıyoruz. Tarifin olmazsa olmazı olan 2 çay bardağı ama böyle tepeleme değil bakın. Hindistan cevizi ekliyoruz. Gram ölçüsünü bardak ölçüsüne dönüştürdüğümüzde böyle bir manzara çıkıyor. Bazen tepeleme diyoruz, bazen biraz az diyoruz. Ama genel beklenti bardak ölçüsü olduğu için tarifi bu şekilde vermeye uygun gördüm. Ardından 3 adet yumurta ekliyoruz. Yumurtaların büyük göründüğüne bakmayın. Medium oldukları için 3 adet ekledim. Eğer large ise yumurtalarınız, büyük boysa kesinlikle 2 adet yeterli. Erittiğimiz ve ılıttığımız 150 gram tereyağını da ekledikten sonra 1 su bardağı yoğurt ilave ediyoruz. Yoğurdumuzun biraz böyle cıvık olması iyi olur. Eğer öyle değilse sulandırabilirsiniz. Bir paket de şekerli vanilin ekledikten sonra tüm malzemeleri hızlı bir şekilde iyice birbirine geçip özleşene kadar karıştırıyoruz. En az bir 3-4 dakika karıştıralım. Artık fırın tepsimizi alabiliriz. Bunun için küçük bir borcam kullandım. Fırın kabımızın zeminini ve kenarlarını tereyağıyla bolca yağlıyoruz ve hazırladığımız hamuru tepsiye güzelce yerleştirip üzerine spatula ile düzleştiriyoruz. Tepsimizi buzdolabına kaldırıyoruz ve en az 1 saat ne kadar donarsa o kadar iyi bekletiyoruz. Hamurumuz buzdolabındayken bir miktar su kaynatıyoruz. İçine de biraz badem koyuyoruz ki bademin kabuklarını soyacağız. Su kaynadıktan sonra bademi 1-1,5 dakika suda tutmak yeterli. Ondan sonra süzerek kabuklarını hızlı bir şekilde çıkarıyoruz. 20-22 adet badem yeterli. Buzdolabında dinlendirdiğimiz hamurumuzu artık dilimleyebiliriz. Bıçağımızı ara sıra ıslatarak daha pürüzsüz çizgiler elde edebiliriz. Dilimlerimizin üzerine de bademleri yerleştirip ki bakın çapraz bir şekilde, simetrik bir şekilde yerleştirdim. Artık fırınımıza gönderebiliriz. 190 derecede önceden ısıttığımız fırınımızda 35-40 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkar çıkmaz sıcağı ile birlikte hemen soğuttuğumuz şerbeti üzerine gezdiriyoruz.
tatlımızın tamamlandığını ve videonun bitmek üzere olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bir aşama daha var. Şerbetini eklediğimiz tatlımızı yeniden hiç bekletmeden 190 derecelik fırınımızda bir 10-15 dakika daha tutuyoruz. Ve nihayet tatlımız fırından çıktı. Üzerine bir tık daha açık renk bırakabilirsiniz. Alıştığımız tarzda revanilere benzemiyor tadı. Çünkü daha gevrek bir yapısı var ve çok da şerbetli değil. Sonuç olarak herkes sever mi bilmem ama oldukça şöhretli bir tatlı. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.